Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeniden Tata Steel Chess India turnuvasına geri dönüyoruz ve rakipler yine aynı. Magnus Carlsen beyazlarda oynuyor ve siyahlarda da Ding Diren'i görüyoruz. Bu sefer tempomuz rapid, yani 25 dakikası var her iki tarafında. Bakalım rapid tempoda bu ikili neler yapacak. Magnus Carlsen oyuna E4 ile başlamış ve siyahlarda Ding Diren'in tercihi E5 olmuş. At F3, at C6. Yine İspanyol açılışı fil B5, A6, fil A4, at F6'ya gitti. Rok ve fil E7'nin ardından E4 piyonu kale E1 ile korunuyor ve şimdi B5'te fil B3 ve klasik İspanyol'u görüyoruz. Rok C3 ve işte burada Ding Diren D5'i oynuyor. D5 Marshall varyantı olarak geçer İspanyol'da. Çok tehlikelidir her iki taraf açısından da ve bir piyon fedası E çarpı D5, at çarpı D5. Ve artık E5 piyonu düştü. At çarpı E5, at çarpı E5 ve kale E5. Peki beyazları bu piyonu neden bıraktı siyahlar? Şimdi onu anlamış olacağız aslında. C6, D3 ve şimdi devamında fil D6'ya geldi. Çok güzel bir çapraz var. Kale E1'den sonra fil F5'e geldi. Bütün taşlarını oyuna koymuş oluyor burada siyahlar. Ve aynı zamanda vezir H4 tehdidiyle de şah kanadına çok güzel bir bakış atmış oluyor. Buraya baktığımızda birkaç tane hamle var. Bunlardan bir tanesi at D2 ve diğeri de vezir F3. Burada vezir F3 oynandı. Vezir H4'e gitti. H2'den mat isteniyor. Önce G3 oynandı ve şimdi vezir H3 ve devamında da fil E3 oynandı. Magnus burada birazcık düşündü. Hamleleri tarttı ve fil E3 oynamaya karar verdi. Bu fil E3 hamlesi de tabii ki D3'ü bırakmak anlamına geliyor. Fil çarpı D3. Fil çarpı D5, C çarpı D5 ve vezir çarpı D5 karşılığında da bu piyonu geri almış oldu. Böylelikle konuma baktığımızda beyazların bir piyon üstünlüğü var. Fakat siyahlar fil çiftine sahip ve henüz daha gelişmeyen birkaç tane taşı var beyazların. Buna karşılık da siyahlar tabii ki hızlıca hemen kalelerini de oyuna sokabiliyorlar. Kale AD8. Hemen aklımıza tabii ki D3'teki filin boşta olduğu geliyor. Fakat eğer vezir D3 gibi bir hamle yapılsaydı hemen fil G3 ile burada vezir H2'den bir tehdit vardı. Eğer siz vezir E2 gibi bir şey oynarsanız vezir H2 ve vezir H1'in mat olduğunu görürdük. Tabii ki şahın gidişatını kapatmış olduk birazcık ama vezir C2 oynansaydı da bu sefer artık vezirle buraya dokunmuyorsunuz ve 11 hamlede mat var. Fil H2 ile başlıyor bu mat. Şah H1. Özür dilerim, 11 hamle dediği 6 hamleymiş. 6 hamlede mat var ve burada şah H1'den sonra basitçe kale D5 ve devamında matlar buradan gelmiş oluyor. Bu sebeple kale AD8'den sonra siz D3'teki file dokunamıyorsunuz. Geldik vezir G2. Vezir G2, gel değişelim vezirleri diyoruz. Oyun sonunda belki o piyonu kazanca çevirmeye çalışacağız fil çiftine rağmen. Fakat vezir C8'e döndü. Çünkü biliyor ki beyaz kareler zayıf ve beyaz karelerde fil yok. Bu sebeple hemen fili oraya aktarmayı deneyecek. Önce at D2 ve devamında hemen fil F5 gelindi. Fil D4 ve kale F8'in ardından F3 oynandı. F3'ten sonra tabii ki beyazların amacı belli. İleride olur da şans doğarsa atı bir şekilde E4'e gelip burada merkezde söz sahibi olmuş olacak. Fil F8'e gitti. Buradaki herhangi bir at E4 tehdidinden de kaçmış oldu. Önce A3. Kale E6'ya gitti. Burada çiftleme gerçekleşecek belki de ya da kale. İleride belki H6'ya aktarılabilir ama buna izin vermiyor. Kale çarpı E6. Vezir çarpı E6 ve şimdi vezir F2 kale E1 isteğiyle gelmiş durumda. 25. hamleye geldik. Kale E8. At F1. H5 ve şimdi at E3'e geldikten sonra fil H3'e döndü. Kale E1 hamlesi, vezir C6 ve at G2'den sonra kaleleri de değişmeye karar veriyor. Hem Magnus hem de burada Ding Diren. Kale çarpı E1, at çarpı E1 ve vezir G6'ya geldi. Beyaz karelerde ciddi problemler var. Çok güzel bir şekilde savunuyor ve ileride vezir B1'e geldikten sonra burada ciddi tehditler oluşabilir. Önce vezir C2 ile değişim teklif edilmiş ama buna yanaşmıyor. Fil F5. Vezir D2, fil E6 ve vezir D3'ten sonra fil F5. Bir ara bu hamleler yapıldı. Acaba berabere mi olacak derken Magnus burada vezir E3 ve
Tekrar fil E6 ya da şimdi fil C5 oynayarak oyunu birazcık değiştirmek istiyor. Filleri artık kesip oyun sonunda ata fil kazanmaya çalışacak. Fil çarpı C5, vezir çarpı C5 ve çok tehlikeli bir hamle. Vezir B1 dinktiren oyunun üstünlüğünü belki de ele geçiriyor bu hamleyle. Vezir F2'ye döndü. Vezir F2'den sonra şurada çok önemli iki tane hamle var aslında. Vezir C1, Şah G2'nin ardından fil C4 gibi bir şey oynansaydı bu sefer bu at buradan çıkmıyordu ve beyazların aslında yapacak da çok fazla hamlesi yok. Konum eşit gibi gözükebilir ama bu zaman temposunda zaman zaman yanlışlıklar yapılabiliyor ama burada dinktiren o yanlışı yapan kişi oluyor. Burada fil D5 oynamış. Fil D5'in ardından tabii ki büyük bir yanlışlık değil ama o dediğimiz kramp konuma artık ulaşmıyor beyazlar. Hemen şah G2, A5 ve şimdi vezir E2'nin ardından konum birazcık daha rahatlıyor. Çünkü at istediği gibi D3 karesine oturabilecek. Vezir F5, şah F2, fil E6 geldi. At C2'ye döndü. Vezir H3 ve şimdi şah G1 tabii ki vezir H2'nin tehdidine hemen orayı koruması gerekiyor. Şah G1, fil C4'e geldi ve vezir E8 şahın ardından şah H7'ye at E3 gelindi. Şimdi buradaki fil istekte ve aynı zamanda bu piyon da istekte kalmış oluyor. Çünkü vezir E4 tehditleri var. Buna karşılık belki H4'ü düşünebilirsiniz ama o zaman hemen vezir E4 ve devamında burada hemen oyun sonuna aktarabiliyor. Ki piyon yapısı da aslında kötü olmasına rağmen çok rahat bir şekilde bunu kullanabiliyor. Belki H4'ten sonra doğru bir zaman gelirse atı da merkezde kalmış olacak. Hatta daha iyi bir durum gelirse at çarpı C4'te çakabilir durumda olacak. Ama burada dinktiren vezir E6 gelmeyi tercih etti. Vezir çarpı E6, fil çarpı E6 zaten düşünmeden Magnus bu oyun sonuna giriyor. Bu oyun sonuna girdiğimizde baktığımızda şimdi çok çok önemli hamleler var. Yani bunları yaptığınız zaman aslında oyun bir anda kazanca dönmüş oluyor ki Magnus hemen bu hamleyi yapmış oluyor ki o hamlede B4. Yani siz taşlarınızı olabildiğince filin ters rengine koymuş oluyorsunuz ki fil bunları tehdit edemesin. B4, AB4, AB4, G5'e şimdi ileride belki H4 hamlesi gelmesin diye şimdi o H4 oynuyor. Ve bir anda konum aslında çok güzel bir şekilde kalmış oluyor. Tabii ki bu oyun aklımıza tarihten bir oyunu getirmiş oluyor. Hemen burada Kasparov Karpov oyununa dönüyoruz ve burada GH4'ten sonra at G2 ile mükemmel bir feda yapmış oluyordu aslında burada Karpov Kasparov'a karşı HG3 şah G3 ve ileride at B4 tehditleriyle buralara baskı yapıyordu ve hemen hemen benzer burada da dikkat ederseniz filin rengi piyonların rengiyle farklı olarak kalmış durumda. Bu oyunu da hatırlatmak istedim sizlere. Biz kendi oyunumuza devam ediyoruz. Magnus Carlsen Dingdiren oyunundayız. GH4, GH4, at G6, şah F2 ve at F6'nın ardından at F1'e döndü. At E3'ten G3'e zıplayacak ve H5'e bir baskı yapacak. Şah E5'e geldi. At G3, F5 ve at H5'in ardından F4'e şimdi de tabii ki o da siyahları dizmeye çalışıyor ki beyaza baskı yapabilsin ama buradan sonra konum kayıp olacak artık. Çünkü bu piyon geçer ve bir şekilde buradan da tabii ki şahı aktifleştirerek yani bir şekilde buraya koyarak bu piyona da sarkabilecek. Hatta bu piyona da belki sarkmış olacak. At G7'ye gitti. Fil F7, H5 ve şah F6'dan sonra atın gidebilecek dikkat ederseniz yeri yok. Fakat şanslı ki H6 hamlesi var. Daha doğrusu buna şah diyemeyiz. Hesaplanmış bir hamle. H6'nın ardından şah G6'ya gidiyor. Tamam, bu piyonu veya atı burada bir şekilde düşürmeye çalışıyorsunuz siz. Ama at H5'ten sonra bu da mükemmel bir hamle bu arada. At H5'ten sonra konum bir anda kayba dönüyor. Çünkü şah H5 alamıyorsunuz. H7'yi tutabilecek herhangi bir hamle yok. Atı bırakmış olsa da tabii ki aynı zamanda piyonu da bırakmış oluyor Magnus burada. Şah H6 oynanıyor ve at F4'ü alıp şah G5'e at E2 oynanmış. Şah F5 oynuyor dinktiren ve burada tabii ki at D4 hamlesi var. At D4'ten sonra tabii ki çatalla buraya da alıyor. 3 piyona
3 piyonla birlikte ata karşı fil oynanmış olacak ki Dinkliren dakikası da 1 dakika kalmış zaten. Çok fazla bu oyunu devam ettirmek istemiyor ve oyunu terk ediyor Magnus Carlsen. Ezeli rakibi diyelim son zamanlarda Bilis'te ve Rapid'te hep ona meydan okuyan ve genellikle kazanan Dinkliren'e karşı Rapid'te harika bir mücadele yapıp kazandı. Umarım keyif almışsınızdır. Olabildiğince enerjimi vererek anlattım. Böyle oyunların da devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.